40 sene uyumadın, şimdi yatar kalkmazsın. Yani namaz, niyaz, hak, zekat hariç. Dedi, rüyada Rabbini gören bir daha uyanmak ister mi? Ümit ederim ki bir daha göreyim. Evet, ehli sünnet vel cemaat itikadında rüyada Rabbü Teala'yı görmek vardır. Muhammed Aleyhisselam'ı vardır. Cibril Aleyhisselam'ı görmek rüyada vardır. Şimdi Şah Şuca-i Kirmani bir kızı vardı. Buradan şimdi önemli bir yere giriyoruz. Vallahi bir sabrediyorum kardeş. Çok tatlı bir yere geldik. Allah bir Muhammed tak. Allah bir Muhammed tak. Nereye gitti bizim Risale? Gitti kardeş şunu. Ha, o Risale de şimdi aklını şunu, seni bunu bekletiyor. Bunu da bitiriyorum. Azıcık şu kadar kaldı. Ya sabır, ya Allah, ya Cemil, ya Allah. Şah Şuca-i Kirmani'nin bir kızı vardı. Kirman valilerine onlar talip oldu, kıza talip oldu. Kirman şehrinin valileri hiçbirine vermedi. 3 gün mühlet istedi. 3 günün içinde mescitleri dolaştı. Nerede abidler var camide namaz kılanlar, tadile erkenler, haktan korkanlar, ot gibi nefsini koyup da bilmem ne gibi çirkin sıfatlarını tamir eden dervişleri camilerde ot misali aradı. Efendiler, şeriatta otun 2 meselesi vardır. 1, yeşil olan topraktan koparılmamış ota necaset bulaşsa havayla güneş ile ne olur? Temiz olur. Koparılmış ot kurusa, üstüne idrardır, necasettir bulaşsa kendi kendine temiz olmaz. Yani güneş ile hava ile olmaz. Kurumuş otun tahareti yıkamakla olur. Onun için senin gördüğün rüyadaki ot, hele yeşil ot mudur, necasetini yağmur temizlesin. Hele kuru ot mudur, yıkamak lazım gelsin. İnsafla düşünüle. Şimdi camilerde ot misali kamil bir derviş aradı, zamanın şahı. Güzel bir genç gördü, namazına hayran oldu, kıyafetine, tadile erkanına mest oldu. Namazı bitince vardı. Ey genç, evli misin, bekar mısın? Bekarım efendim. Kur'an-ı Kerim okuyan, takva sahibi, güzel, emsali olmayan bir şah kızı alır mısın? Bana kim şah kızı verir ki alayım? Efendim, rüya mı gördün de söylüyorsun dedi. Allah hakkına hak söylüyorum. Öyleyse alırım. Allah böyle bir nisap, böyle bir nimet verse alırım. Ben Şah-ı Kirmani'yim. İşte ben kızımı sana nikahlıyorum. Damat olan abidin 3 dirhem parası vardı. 1000 dirheme 1 altın lira derler, dinar. 1 altın liranın 1/1000'i var. Çok çok dünya malı az. Yani gümüş dirhem. Benim bu 3 dirhemden başka nimetim yok. Ben veririm. Bu 3 gümüşün biriyle ekmek, biriyle katık, biriyle güzel koku al, hazırlan dedi. Şah da tam Allah adamı. 3 dirhemin birisine ekmek al. Efendim, birisine katık al, birisine koku al, hazırlan. Şah Şuca'nın kızını bu camideki kuru ot misali tahayyür olmuş, yıkanmış dervişe nikahladı. Kız gerdeğe girdi. Baktı ki kuru bir ekmek evde dervişin duruyor. Dervişe dedi, bu nedir genç? Senin nasibindir. Yarın sabah yemek için ayırdım ikimize, yeni gelin olduğun için dedi. Şah'ın kızı dedi, Allah ısmarladık, aradığım evsafı bulamadım. Kapıya koştu, çıkmak üzere. Derviş dedi, ya Şah'ın kızıyla evlenen sabah olmadan kaçar dedi. Kız döndü. Sen zannediyor musun Şah'ın kızıyım diye kaçıyorum? Babam sana takva sahibi dedi. Derviş dedi, senin Allah'a tevekkülün yok. Yarınki ekmeği niye sakladın? O ekmeği sadaka vermedikçe vallahi geri dönmem dedi. Derviş dışarı çıktı. Sabaha sakladığı ekmeği sadaka verdi. Şah'ın kızı döndü.
İşte şimdi peygamber evi gibi bir eve gelin geldim dedi, razı oldu. Efendiler, dünya değişti. Ondan ahval de değişti. Ondan Karabağ da bozuldu, Bosna Saray da bozuldu. Ondan bela belayı, çirkinlik çirkinliği kovaladı. Evlatlar anaya asi oldu. Karılar kocaya asi oldu. Kocalar karı hakkı, kul hakkı bilmedi. Allah nice mübarek insanlara halk etti. Şimdi şunu geldi sıra. Allah bir Muhammed hak. İşte bu Abdullah, hani köle mübarekten olan bu Abdullah, ariflerin en büyüklerinden oldu, meşhur hadis alimlerinden oldu. Diyor ki, ben Kabe'ye gidiyordum, kervandan arkaya kalmış bir saliha kadın gördüm, onunla konuştum, hayatımda taaccüpten dona kaldım buyurdu. İşte Allah'ı bilen, Allah'tan şiddetle korkan nice kamil kadınlar ve er kişiler vardır. İslam tarihinde er kişiler kadından erkekten çıkar. Kitabı Tezkiretül Evliya sahibi diyor, ben bu Tezkiretül Evliya kitabında er kişi velilerin yanında kadın velileri de koydum. Veliyeleri de kurdum. Sen desen ki erkekler içinde bu kadın veliyelerin ne işi var? Allah yolunda kadın er kişidir. Onun için erler defterine hatun veliyeleri de koydum diyor. Muhteremler, bacılar, aslanlar, velilik kadında daha kolaydır. Erkek 40 senede ererse, kadın şeriatına ve şartlarına uysa 40 günde erer. Ah bir daha desem şu lafı. Erkek 40 yılda veli olsa, kadın 40 günde şartlarına riayet etse veli olur. Şimdi mübarek Abdullah İbni Mübarek'in kıssasına gelelim. Bir sene hacca gitmeye niyet ettim. Hazırlığımı yaptım, yola çıktım. Kafile ile birlikte yolda giderken bir ara namaz kılmak için geride kaldım. Namazı bitirdim. Tek başına yaya olarak yürüyen bir kadına rastladım. Başında siyah bir örtü, siyah bir çarşaf, kendi halinde yavaş yavaş gidiyor. Bir ihtiyacından veya özründen dolayı geriye kaldığını anladım. Halini sorayım. Çölde bir başına kadın niçin gitsin? Mümin mümine yardım eder. İslamlık ve insanlık icabı hatun kişiye yardım edeyim diye karar verdim. Bunu soran veli, veli bir zat. Selamun aleyküm ey kadın ve aleyküm selam ey Allah'ın kulu dedi ve Sure-i Yasin 58. ayeti celile rahim olan Rab katından onlara selam vardır ayetle cevabı verdi. Allah seninle beraber olsun. Bu sahrada yalnız olarak kalmışsın dedim. Yola gideceğini biliyor musun, bilmiyor musun, nereye gideceğini dedim. Sure-i Araf 186 ile cevap verdi. Allah'ın saptırdığını yola getirecek yoktur. İşte bundan alakoydum, hakkını helal et. Bak ne kadar ince. Şaşırdım demiyor da, Allah'ın saptırdığını yola getirecek yoktur. Her şey, kümle şeyin kadir, Allah'ın elindedir. Hangi tarafa gittiğini öğrenmek istedim. Nereden gelip ne tarafa gidiyorsun dedim. Bana Hazreti İsra suresi 1. ayetle cevap verdi. Kulu Muhammed'i bu gece Mescid-i Haram'dan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir ayeti okudu. Bu ayetle Mekke'den Kudüs'e gittiğini anladı. Yolculuğa ne zaman çıktın? Kaç gündür yollardasın? Onu öğrenmek istedim. Kaç gündür buralardasın? Ayeti Celile Sure-i Meryem 10. Senin alametin birbiri peşinden insanları 3 gün 3 gece konuşmamandır. Zekeriya aleyhisselam, annemiz, validemiz Yahya aleyhisselama hamile olunca, ya Rabbim bir alamet ver dedi. Rabbü Teala Yahya aleyhisselama,
senin estağfurullah Zekeriya Aleyhisselam'ın alametin hiçbir cesedinde özür olmadan 3 gün kimseyle konuşamazsın. Anamız böylece sureyi Meryem ile 10. ayet ile 3 gündür yolda olduğunu beyan etti. Azığı yiyeceğin içeceğin görünce bu çorak yerde neyle abdest alıyorsun dedim. Neyle abdest alıyorsun? Cenab-ı anamız Sure-i Maide 6. ayeti celile ile su bulamamışsanız temiz bir toprakla teyemmüm eden ayeti celilesini okudu. Allah bir Muhammed'den. Azığın olmadığını öğrenince yemesi için yanımdan bir şeyler vermeyi düşündüm. Bir şeyler versem yer misin dedim. Hemen ayeti celile Sure-i Bagara 187 ile cevap verdi. Orucu geceye kadar tamamlayın. Şimdi yiyemem içemem oruçluyum demek istedi. Ramazan ayı değildi. Bu zorluklar içinde niçin oruç tuttuğunu sormak istedim. Bu ay Ramazan değildir deyince Sure-i Bakara 158 ile kim gönülden iyilik yaparsa karşılığını görür. Doğrusu Allah şükrün karşılığını verendir bilendir buyurdu. Ah ah, yani nafile oruç tuttuğuna haber verdi. Yolculuktayken oruç tutmayabilirsin. Bu hususta dinin ruhsatı var dedim. Sure-i Bakara 184. Oruç tutmanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır ayetini okudu. Vay anam babam vay. Allah'ın öyle büyük kulları geçti muhteremler. Öyle büyük veliye kadınlar geçti. Vallahi onlar umman gibiydi. Alp dağları gibiydi. Biz onların yanında çakıl taşı gibi ahir zamanda kala kaldık. Bununla da mağrur olduk. Bununla da hukuk ilahiyi unuttuk. Bununla da karı koca haklarından hiçbir şey üstümüzde kalmadı sandık. Kendimize yazık ettik. Ahu figan ettik. Vah ettik ama ne çare olsun. Ne sorarsam böylece ayetlerle cevap vermesi benim öyle hayretime gitti. Çünkü şu asırda cihanda her konuşulana ayetle cevap verecek bir erkek veli bulmak dahi müşkül idi. Allah Allah. Niçin benimle konuşmuyorsun? Hep ayetle cevap veriyorsun dedim. Sure-i Kaf 18'li ayet verdi. Ayetle cevap verdi. İki alıcı melek yanımda hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü zapt eder buyurdu. Ben her şeyi sonunda görülecek ki bu annemizin bu fazileti sükut etmek için, ağzından Allah'ın istemediği bir kelamı çıkarmamak için, ne konuşursa kelamı mübarek olmak için, muhterem hocalar, muhterem müftüler, muhterem hatipler, vaizler, biz bizi alim sanıyorsak ama nerede kaldı ehli kamil, ehli abid yolu? İnsanlara hor görmeyin, kemale tatlı bilmekle olur. Hakkı bilen kimse her şeyi bilendir. Hak'tan gafil olan kimse kainatın sofrasında bin bir türlü ilim okusa hiçbir şey okumamış gibidir. Sen hakkı bilenlerle ol. Hakkı bilenler ot gibi olur. Kim üstüne bassa çiğnetir. Onun için arifler rüyasına girer, abidlerin önünde ayaklarını öper. Ona der ki, tevazu edin, mütevazi olun. İnsanların hayırlısı hakkı bilendir. Hakkı bilen kimse mütevazi olur. Allah'ı bilen abes konuşmaz. Halik'i bilen şer işlemez. Mahluktan eser gören gafilane yaşar. Allah aşkına bir bakın kardeşler. Neyimize mağruruz? Şu kadının ayağının tozu olamayız. Onun için arifler kamillerin ayaklarını öpmeye kalkmaları hakkı bilmelerindendir. Hakkı bilmeyenleri neyle tanıyalım? Vah bu evlilik ne güzeldir de evlilikten haberi olanlar olsa. Niçin benimle konuşmuyorsun?
Hep ayetlerle cevap veriyorsun. Sure-i Gaf 18. İki alıcı melek yanımda hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü zapt ederler. Kabilesini öğrenmek istedim. Hangi kabileye mensup, kim neredensin dedim. O zaman Sure-i İsra 36. ayeti celile ile bilmediğin şeyin ardına düşme. Doğrusu kulak, doğrusu kulak, göz, kalp, bunların hepsi o şeyden sorumlu olur. Sen benim kabilemi, ailemi, malımı, mülkümü ne edeceksin ey Abdullah İbni Mübarek? Sen bunların ne arkasına düşersin? Sana Allah'ı bilmek yok. Hey! Allah bir Muhammed hak. Hazreti Veysel Karahanı radıyallahu teala anhum hazretlerinin yanına gelen Cenab-ı Hazreti Ömer, Hazreti Ali Efendimiz vasiyet istedi. Vasiyetinde Hazreti Veysel Karahanı, sen hakkı bilir misin dedi Hazreti Ömer Efendimiz'e. Hakkı, Hak Teala'yı bilir misin? Bilirim. Hak Teala'dan başkayı bilme dedi. Sen Allah'ı bilir misin? Hazreti Ömer Efendimiz'e Veysel Karahanı Hazret bana nasihat et dedi. Sen hakkı Allah'ı bilir misin? Bilirim. Allah'ı bilen Allah'tan gayriyi bilmesin. Muhteremler, Allah'ı bilenden daha büyük fazilet olmaz. Her şeyi bilip Allah'ı bilmediğimizden başımıza gökten taşlar yağıyor. Gökten taşlar başımıza yağıyor. Bilinmesi lazım gelenden hiçbir şey bilmiyoruz. Ama hiç alakadar olmadığımız meseleleri biliyoruz. Devlet adamıdır, kaç yaşında, nerede doğdu, anası Ermeni diye iftira ediveriyoruz. Sanki anasının karnından çıkarken Ermeni pasaportu yanında mıydı senin? İlle leke sürmek için onun anasının Ermeni, babasının Yahudi olması mı lazım gelir? Namus, iffet, din, iman, haya bir şey kalmadı insanoğlunda. Bari sıfatını kötüle. Gözünle görmediğin hale, kulakla duymadığın hale neyle şahitlik eder de zulmedersin? Allah'ı bilseydin elin kullarıyla neye uğraşırsın? Abdullah İbni Mübarek gibi onu bir evliya. Hangi kabiledensin? Hangi aşirettensin? Eş, anamız dedi ya, bu eş Kur'an ahlakına sığmadı. Sureyi İsra 36'yı hemen buyurdu. Bilmediğin şeyin ardına düşme, benim kabilem sana ne olur? Peygamber sülalesi olsam sana ne? Eşkıya sülalesi olsam bana ne? Babam eşkıya olmuş bana ne? Ben bak ne kadar güzel. Kurban ne kadar zor. Kardeşler ibret alalım. Evliliği oyuncak yapmayalım. Çoluk çocukları nara, ateşe akmayalım. Allah bizi bizden soracağı gibi bir de çocuklardan soracak. Ben bazen nükte yapıyorum. Evli misin? Bilip duruyorum arkadaşım. Evliyim. Etti iki diyorum. Kaç çocuk var? 4. 6 nüfus. Ulan 6 kişiyi sırtında nasıl taşıyacaksın diyorum. Sıratta 6 kişi geçeceksin. Mizanda 6 kişiyi soracaklar. Sen 1, hanım 2, 4'te çocuk 6. Ya bu devirde bir adam bir adamı taşımazken 6 nüfusu sırattan nasıl geçireceksin? Bu yükü unutmuş da Hindi, Yemeni, Amerikalıyı bilmem, Pakistanlıyı bilmem, Horasanlıyı onu bilir, bunu bilir, basından saatlerce okur, televizyondan günlerce kalkmaz. Ya o çalgıyla, çulguyla Allah bulunur mu? Ya Rabbim sen bize imdat eyle. Ne kadar gafiliz. Ya anlamıyoruz kardeş. Bu evliliği böyle oyuncak sandık kardeşim. Keşke evlenmeseydik. Deve koltuğundan, kaya koltuğundan çıkan Salih Aleyhisselam'ın devesi gibi olaydık keşke. Keşke anam beni doğurmayaydı dedi cihar yarı güzün efendilerimiz. Hazreti Ali keşke toprak olaydım, beni savuraydı dedi. Aşire-i Mübeşşere'den Hazreti Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretleri dedi, keşke bir koç olaydım, kesip de beni Araplar yeseydi. Cenab-ı Ayşe-i Sıddık'a anamız dedi, kurumuş bir ağaç yaprağı olaydım, rüzgar beni savurup bir taraflara, derelere ataydı. Onlar cehennem korkusundan demediler. Allah'ı bilip de azametiyle, layıkıyla, ubudiyetle ibadet etmediğinden dediler. Kaç çocuklusun? 5. Hala gözü aylak aylak sokaklarda. 5.
Bir de anaları aldı. Bir de sen yedi, yedi kişiyi nasıl taşıyacaksın? Allah sormayacak mı bu yediyi? Dere koltuğundan mı çıktı? Devenin karnından mı çıktı yedi nüfus? Hiç Allah'tan korkumuz kalmadı. Adam ot gibi olmalı, at gibi olup da kovboylar sırtına binip de banka mı soysunlar? Ot gibi ol, sesin çıkmasın. Önüne gelen çiğnesin geçsin. Onun için sultanı cihanda mürüklerinin ayağını öper tevazuya misal göründü. Bilmediğin şeyin arkasına niye düşersin? Benim kabilemden filan sana ne? Anamın nikahından, babamın asaletinden sen ne alakadar eder? Sure-i İsra 30 ile cevap verdi. Bilmediğin şeyin arkasına düşme. Doğrusu kulağından Allah soracak, gözünden soracak, kalbinden soracak, bunların hepsinden sual sorulacak, sorumlusun. Her baktığın haram olursa sorulacak, o göz sana şahitlik edecek. Her konuştuğun dil sana şahitlik edecek. Ulu orta atıyorsun, tutuyorsun, yazıyorsun, çiziyorsun. Ne melekten haberimiz var, ne Allah'tan haberimiz var. Bu soruyu sormamam lazımdı. Kusura bakma, hata ettim, beni bağışla dedim. Cevap olarak bugün azarlanacak değilsin. Allah sizi bağışlar. Sure-i Yusuf 92 ile tövbeye davet etti. Beni bağışla. Bunları sormamam lazımdı dedim. Ben seni bağışlasam ne yapar? Allah sana hesabı soracak. Tövbe et. Kula karşı hak var. Allah'a karşı hesap. Bismillah, 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 bismillah. Bugün azarlanacak değilsin. Allah sizi bağışlar, tövbe et, Allah'a kuşunu koy gönlünü, Allah'a karşı kusurunu itiraf et. Günlerce yaya yürüyüp yorgun düşmüştü, acıdım, deveme bindirmek istedim. Seni deveme bindirsen de biraz önce kafilene yetişsen olmaz mı dedim. Sure-i Bakara 215. ayeti celiliyle yaptığınız her iyiliği Allah şüphesiz bilir dedi. Sen deveye bindirirse Allah seni bilir, deve sevabını verir. Kadının yolda kalmışı bindirmeyi Allah bilir. Madem Allah her şeyi bilir de niye biz Allah'ı bilmeyiz? Niye Allah'ı bilmeyiz biz? Ben devemi tutarak önüne çevirdim. Gel bin dedim. Sure-i Nur 30. ayeti celile ile. Ya Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya Muhammed, mümin erkeklere söyle gözlerini kapaması yasak olduğu şeylere başını çevirsinler okudu. Sen deveye bindiriyorsun ama kafanı çevir. Gözlerin yasak olana bakmasın, bana deveye binerken eteğim sıyrılır, kolum kanadım görülür, kafanı çevir, ben deveye binerken de sen bakma. Bak Allah'a bile bak. Düğün ne düğüyesi? Nerede düğün? Nerede gelin? Nerede gerde? Yüzümü çevirdim. Yönümü bir tarafa döndürdüm. Gel bin dedim. Deveye binecek yere gelir gelmez deve birdenbire sıçradı. Kalktı. Kadının elbisesi devenin semerine takıldı. Yırtıldı. Bu duruma üzüldü. Fakat vah Muhammed Aleyhisselam'ın ordusu Sure-i Şura 30. ayeti celile ile haber verdi. Deve bin dedim. Deve binecek yere gelir gelmez deve birdenbire sıçradı, kalktı. Kadının elbisesi devenin semerine takıldı, yırtıldı. Bu duruma üzüldü. Çölde bir kadının elbisesi yırtılıyor. Ne kadar zor. Fakat Sure-i Şura 30. ayeti celile ile başınıza gelen herhangi bir musibet ellerinizle işlediğinizin karşılığıdır okudu. Ya muhterem, günah işle bela gelmesin mi sanırsın? Allah seni beni temize çıkarmak isterse bela verir. Bela günahın kefaretidir. Madem belaya şikayet edersin, günahı niye işledin hocam? Niye günahkar oldun asi kardeşim?
Ya günaha girmeseydin bela gelmeseydi veya günaha işledin Allah merhametinden rahmetinden ahirete koymadı da dünyada çektiriyor. Allah'a bir şükretsene. Ya Rabbim beni cehennemde yakıp sıratta süründüreceğine benim hesabımı dünyada tez gör desene. Allah adalet etmez mi? Dişin ağrır, komşuya şikayet edersin, başın ağrır, doktora şikayet edersin, bir kere şükür Allah'tan geldi demezsin. Sonra ben biraz bekle, deveyi tutup bir tarafa bağlayayım da öyle bin, yırtıldı ya. Bunun üzerine Sure-i Enbiya 79'la cevap verdi. Süleyman'a hükmetmeyi belletmiştik. Sonra deveyi tuttum. Yani devene hükmet, sıkı tut diyor. Süleyman'a hükmetmeyi öğretmiştik, belletmiştik. Deveyi bellet, sıkı tut. Sonra deveyi tuttum. Semerini vurdum. Kendisine gelip bindi. Bindikten sonra Sure-i Zuhruf 13. ayeti celile ile bunları emrinize veren ne yücedir. Zaten bizim takatımız bunlara yetmezdi. Şüphesiz Rabbimize döneceğiz. Sana bu deveyi veren Allah ne yücedir. Zira bizim böyle çölde bir deve bulmamız mümkün değildir. Şüphesiz Allah Rabbimiz vermiştir. Ve her birimiz inna lillahi ve inna ileyhi raciu, ondan geldik, yeniden ona döneceğiz. Deveyi verdin, sağ ol, ne güzel deven var. Kaça aldın, boz renkli mi? Mescid-i Aksa'dan mı aldın, Mekke'den mi aldın? Şimdiki laflara bir bak. Deveyi Allah verdi, bu çölde ben bu deveye hükmüm geçmezdi. Nasıl ben bu deveyi bulayım? Elbet bunu veren Allah, hep sahibine merhabası yok. Entari yırttı, be adam, deveyi sıkı tutsana, fistanımı yırttın. Hey hey, sizin başınıza gelenler kendi ellerinizle yaptı. Ne deveye kızdı, ne deveciye kızdı. Vah bu devrin insanların kulakları çınlasın. Vah Allah'tan bir haber olan gafillerin kulakları çınlasın. Vah ot gibi olan adamlara, at gibi olmayı isteyenlerin kulakları çınlasın. Ne kadar mütevazi, ot ne güzel bir şeydir. Hayvanat yer, rızıklanır. Eti olur, onu da sen yersin, Allah'a şükredersin. Allah ot makamını ete çevirir, et makamını insana çevirir, insanı ibadete çevirir. Ot gibi ol derler yani adam adama. Ot gibi olamadık ya, at gibi olduk. Bunun için de kovboylar biniyor. Devenin yularını çekerek yola başladık. Bu arada yüksek sesle ilahiyeler söyleyerek hızlı hızlı gidiyordu. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri ilahi söylemeye başladı. Sesin fazla çıkmış olacak ki Sure-i Lokman 19'da cevap verdi. Yürüyüşünüzde tabii olun, sesinizi kısın. Ne bağırıp duruyorsun, sağıra mı duyuruyorsun diyor. Namelerden güzel sesliler, makam tutturan kasideci hocaların kulakları çınlasın. Makamlar, mekanlar, ilahiler, hatta barışat. Bundan sonra ben de yavaş yavaş yürümeye başladım. Fakat yine sessiz duramadım. Bildiğim şiirleri kendi kendime söylemeye başladım. Şiir okumamamı da istemedi. Ayet-i Celili Sure-i Müzemmil 20. Ayet-i Celili'yi okurarak Kur'an'dan kolayınıza gelenleri okuyun. Şiir okuyacağına Kur'an okusana dedi. Hocam merhaba. Görüyor musun adını? Hocayı ne yaptı? Hoca Mübareğin oğlu Abdullah ne yaptı? Şiir, kaside okuyacağına Kur'an'dan kolayına geleni okusana. Üç kulü okusan bir hatim. Bak bak Allah bilenleri gördün mü? Burası Allah bilenlerin kapısı, ot olanların kapısı. Allah bil de ot ol. İlahi okudu, sesini kıs dedi. Allah sağır değil, ne bağırıp duruyorsun. Şiir okudu, ya bu boş amel, şiir gönlünü hoş eder. Kolayınıza gelen ayetleri okusana, üç kulü okusan bir hatim. Dört kafirin okusan bir hatim. Dört defa Sure-i Kadir'i okusan bir hatim.
bir elhamı okusan 7 hatim, bir ayetil kürsüye okusan 1000 ayet. Bak neler okuyoruz, bir bak ömrüne, bir bak sermaye. Allah bu ümmeti Muhammed'e 3 nimet verdi. Mübarek geceler, aylar, mübarek günler, mübarek zikirler, mübarek insanlar, mübarek